Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemesine doyamadığım çok lezzetli kırma ya da diğer bir adıyla da çetişte zeytin yapacağım. Gerçekten de çok nefis oluyor. Sizi çok fazla bekletmeden yapmaya başlayalım. Burada 3 kilo kadar zeytin var. Pazardan aldım. Şöyle eziklerini, çürüklerini, çöp kısımlarını ayıklayıp ondan sonra da 3-4 su bir güzel yıkayıp hatta sirkeli suya da yatırmak istiyorum. Tavşan yüreği almak istedim. Ama buna da tavşan yüreği dediler ama herhalde satmak için olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç yere sordum. Tavşan yüreği zeytin daha çıkmamış. Haftaya falan gelir dediler. Çıtlatma, çetişte. De. Bundan da çok güzel olduğunu bildiğim için bunu aldım. Şimdi bunu yıkama işlemine geçiyorum. Zeytinimi 3-4 su yıkadım. Temizledim. Hatta biraz da sirkeli suda beklettim. Sonra da kurumaya bıraktım. Şimdi kurumuş olan zeytinlerimi tahtanın üzerinde böyle bir ezecekle çıtlatacağım. böyle çıtlatarak kavanozuma dolduracağım. Bunun yemesi çok güzel oluyor. Çok nefis oluyor. Zeytinler de gerçekten çok olgunlar. Çok severek tüketiyoruz. Burada 3 kilo zeytinim vardı. Bu da 5 kiloluk bir mika denk geliyor yani 3 kilo zeytin 5 kiloluk bir kaba denk geliyor. marketlerden kilosu 25-30 liraya zeytin almaya hiç gerek yok kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz gayet de ekonomik olur ucuza getirirsiniz zeytini çıtlatmak için böyle bir aparatınız yoksa küçük bir taş da olabilir sarımsak ezeceği de olabilir gazoz şişeleri de çok güzel kırılıyor onu da deneyebilirsiniz benim zeytinlerimde asla erime kürme olmaz yöntemim çok değişik siyah zeytin olsun yeşil dilme olsun hepsini zeytinimi kendim yapıyorum 10 liralık zeytine 30 lira para veriyoruz yani 3 kilo zeytin yapabiliriz 1 kilo zeytin parasıyla zeytinlerinizi kendiniz yapın hem daha sağlıklı daha çabuk tatlansın diye içine neler katıldığını bilmiyoruz onun için biz kendimiz daha doğal tuz ve suyla çok şahane zeytinlerimizi kurabiliriz. Benim kurduğum zeytinler yıllarca hiç bozulmadan, özelliğini kaybetmeden tükeninceye kadar kullanırım. Zeytin videolarım var. Oradan da merak ettiklerinizi açıp bakabilirsiniz. 5-10 dakika gibi bir sürede bir bidon zeytini hazırlamış koymuş olacağız arkadaşlar 10 dakika gibi bir sürede 3 kilo zeytini çıtlattım bidonuma da denk geldi şimdi üstünü geçinceye kadar su dolduracağım zeytinlerde kararma olmasın diye kırarken suya atacaktım onu unutmuşum kırarken hemen suyu hazırlayıp atabilirsiniz ve bir de ben zeytinde hiç erime olmasın diye her suyuna bir yemek kaşığı kadar iri salamura tuz koyuyorum bu Tatlanırken de tuzunu içine alarak tatlanıyor. Ve onun içinde hiçbir zaman erime olmuyor. Bu suyun içinde 3 gün bekleteceğim. Hemen değiştirmeyeceğim. Biraz da acı suyu zeytinin içine sinsin istiyorum. 3 günde bir suyunu değiştirerek zeytinler tatlanıncaya kadar bu su değiştirme işlemini devam edeceğiz. Bunu yine sizinle de paylaşırım. Zeytinin tatlandığından emin olduktan sonra da kurma işlemine geçeceğiz. Zeytini kurduktan sonra tam 3 gün kendi suyunda bekledi. Şimdi bunun suyunu döküp yeniden taze su dolduracağım. Şimdi suyunu değiştiriyorum. Her suyunu değiştirdiğimde yeni su dolduracağım. Bu işlem su beyazlaşıncaya kadar ve zeytinler de hafif dibe çökünceye kadar devam edecek. Üzerine yeni taze su doldurdum. Zeytinler suyun üstüne çıkmasın diye şöyle bir bilezik takmayı düşündüm. Böyle olunca daha güzel oldu. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Zeytinim bugün tam 5 günlük oldu. Bu ikinci su değiştirişim. Daha tatlanmasına en az 2-3 su daha var. Herhalde bir 10-12 günde tatlanır. Şimdi bunun üzerine tekrar bir yemek kaşığı iri tuz koyacağım. Tatlandığı zaman bu suyun da zaten rengi değişiyor berraklaşıyor şu anda daha hala Zeytinin acısı çıkıyor Böyle devamlı suyunu değiştireceğim En son Tatlanma aşamasında da Kurma işlemine geçeceğim Zeytinlerimin suyunu 3 günde bir Değiştirdim Şu anda Sizinle paylaşmak istiyorum Zeytinlerimin tadına baktım Gerçekten de yenecek kıvama gelmiş. Gayet güzel olmuşlar. Zeytinlerim de gördüğünüz gibi dibe çökmüşler. Zeytinler tatlandığı zaman aşağıya doğru iniyorlar. Şuradan da göstermek isterim. Çok güzel. Aslında bunlar kırmalık zeytin değildi ama daha kırmalık zeytin gelmez dediler. Onun için normal zeytinden yaptım. Siz kırmalıktan yaparsanız daha güzel olur. Zeytini kurarken de Musluk suyu kullanmıyorum. Hazır su ya da kaynatılmış soğutulmuş suyla kuruyorum. Erime olmasın diye. Şimdi bunun suyunu dökeceğim ve yeni içme suyuyla kurma işlemine başlayacağım. Bak görüyorsunuz. Arkadaşlar suyu ne kadar berraklaşmış. Bütün acılıkları gitmiş. Şimdi ben bunun ne kadar su alacak onu ayarlayacağım. Aslında 5 kiloluk bir zeytin bidonuna 2 kilo su yetiyor. Ayarlama yaparken de böyle yapıp tekrar o suyu geriye dökersek hiç suyumuz artmaz ve ölçülü olur. 2 litre suya 6 yemek kaşığı tuz koyuyorum. Bir yemek kaşığına yakında da limon tuzu koyuyorum. Tuzum da kaya tuzuydu. Onu söylemeyi unuttum. Bir güzel karıştırıyorum. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunu zeytinimin üzerine boşaltacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyumuz da tam geldi. Şimdi ben bu videonun üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytini ben 12 gün gibi bir sürede tatlandırdım. 4 su değiştirdim. Çok fazla su değiştirmeyin. Çünkü zeytinin içindeki yağlar, vitaminler zeytin suya karıştığı için çok fazla su değiştirmeyi sevmiyorum. Böyle yaptığımda çok hafif acımtırak ama yemesi çok güzel oluyor. Şimdi ben bu zeytinimden bir sunum tabağı hazırlamak istiyorum. O kadar lezzetli ki arkadaşlar, inanın sizin canınızın çekmesini istemiyorum. Çok güzel olmuşlar, çok lezzetli olmuşlar. Tabağın üzerine 2 yemek kaşığı kadar yağ. Aynı zamanda 2 yemek kaşığı da nar ekşisi. Tabii bu zeytinin koyduğunuz tabağa bağlı. Hatta benim tabağıma 3 yemek kaşığı da çok güzel yakışacak. Hafif ekşimtrak oluyor zeytin. Bu nar ekşisini de ben kendim yaptım. Bunun da videosunu yakın bir tarihte paylaşmak istiyorum. Üzerine toz biber ekiyorlar. Acı seviyorsanız acı, sevmiyorsanız da tatlı biber olabilir. Ve üzerine de şöyle bir kekik gezdiriyorlar. Hatta biberi birazcık daha ekebilirim. Fethiye yarısında kırma zeytini bir deyişle de çetişte zeytini ekmek banarak yiyorlar. Kafaltılara şöyle bir zeytin tabağı hazırlıyorlar. Gerçekten de denemenizi tavsiye ederim. Ben de çok sevdim. Önceden bilmiyordum. Bunu sadece kırmızı zeytinlere yapıyorlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma destek olmak için abone olur, yorum yazar ve like atarsanız, videolarımı paylaşırsanız da çok memnun olurum. Şimdiden size de hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.